Merhaba. Bugünler size patates fırında patates küftesi yapacağım. Onun için şimdi patatesleri doğradım böyle. Bununla güzel görünsün diye. Böyle bundan sonra soğanı yapacağım. Soğanı doğrayacağım. Ve bu arada iki kere yemeği yapacağım ben burada. Bir patatesteki fırında patates köftesi, bir de makarna. Kıymalı makarna. Şey göstermem olsun. Şimdi patatesleri doğradım böyle. Ondan sonra buz atıyorum. Bir kaşık. Yarım. Ondan sonra patatesi şey yapmadan sonra karıştırıyorum böyle güzel güzel. Hiçbir şey yapmıyorum. Pul biber de yani zevke göre yani yapıyorum. Ben ama tuz atacağım. Bunu böyle yaptım. Kenara koyuyorum. Sonra soğanları böyle doğradım. Küçük küçük. Bir yandan makarnaları şey yapıyorum. Bir yandan ise makarnanın kıymasını yapıyorum. Bunun ise makarnanın kıymasıdır. Bunu yavaş yavaş böyle doğrayacağım. Ve bu arada soğanın hepsini makarnanın kıymasını yapmayacağım. En azı bir iki tanesini ayıracağım. Küfte için yapacağım. Fırındaki küfte için ayıracağım. Yani bir iki tanesi yeter bence. Geride kalan ise küçük küçük doğru makarna yapacağım. Kıyma için soğanları doğradım. Tüpe koyacağım. Biraz da yağ dökeceğim. Altını yandırıp kısık ateşte yavaş yavaş kavuracağım. Ve ondan sonra küfte için soğanları üzerine koyacağım diye. Eşim böyle daha çok sevdiği için böyle yapıyorum. Böyle doğruyorum böyle. Ve ben şimdi fırını biraz yağladım. Yağ döktüm yani. Ondan sonra tuzlanmış patates önceden tuzlamıştım. Patates oldu. Sonra soğanı koydum. Ondan sonra domatesi koydum. Şimdi havuç koyuyorum. Böyle. Ondan sonra kıymasına geçeceğim. Bir de isterseniz biber de koyabilirsiniz. Ben de biber koyayım. Bir de biber de koyabilirsiniz. Şimdi biber de koyacağım. Biberleri de biberleri de götürdüm, yıkadım, temizledim. Ondan sonra küçük olduğu için doğramıyorum. Çünkü doğrasın zaten piştiğinde. Ama böyle uzun oldukları biraz ortadan kesiyorum. Yani küçük küçük doğramıyorum. Zaten küçük piştikte hiç kalmayacak. Böyle. Böyle doğrayayım. En sona geldik ete. Kıymaya
Şimdi kıymaya başlayacağız. Etten ise iki yere böleceğim. Yarısını küfte yapacağım. Yarısını ise kıymaya katacağım. Şimdi kıymayı katıyorum bunlardan etten. Bu arada küçük küçük olacak. Türk köftesi gibi. Hani Türkler yaptığı gibi yapacağım. Böyle. Bu etin içine de reyhan katacağım. Küçük doğrayacağım. Bir de dereotu katacağım. Ondan sonra bir tane yumurta katacağım. Çünkü zaten içinde vardı hani tuzu baharatını atmıştım ben önceden. Onun için eti tuzun baharatını hiçbir şeyini atmayacağım. Sadece reyhanın dereotunu atacağım. Reyhanı da böyle küçük küçük doğradım. Çok katmak istemedim. Sadece tadı olsun diye. Hani tadı reyhanın çok güzel tadı oluyor yemeklerden. Çünkü zaten kurusunu atmıştım. Bir de böyle atmak istedim biraz. Siz de nasıl yapıyorsunuzsa unuttuğum bir şeyler varsa yorumda yazabilirsiniz. Şimdi dereotunu da doğradım. Bir tane de yumurta attım içine. Ve onu iyice karıştıracağım. Yumurtasını attım, yeşili attım. Sonra karıştıktan sonra küçük küçük, hatta bu da büyük biri. Küçük küçük yuvarlak yapacağım. Makarna için üstüne hani kıyma yaptım böyle. Makarnamız da kıyması hazır. Bu arada da etleri yaptım. Şimdi fırına koyacağım ben. Patates pişsin. Böyle fırına koydum. Ve etlerimiz de hazır. Etleri de bir yağda biraz kızartacağım. Tam değil. Yani bir tarafını kızartacağım. Çetinin kendisini tutana kadar. Ondan sonra burada fırına koyacağım. Daha iyi güzel görünsün. Daha iyi pişsin diye. Tavaya koydum ya. Isındı. Isınandan sonra da küftelere koyuyorum. Şimdi küfteleri böyle kızarttım. Bunu da patatesi de fırına koymuştum. Şimdi yavaş yavaş bunların üstüne koyayım. Bir de sosunu yapacağım. Sosunu koyacağım. Ondan sonra da fırına vereceğim. Etimiz de hazır. Şimdi sosunu yapacağım. Sosuna ise
yağ götürüyorum. Bir börek kaşığı koyacağım ben. Börek kaşığı yağını. Yönüm 2/1. Ondan sonra salça. Sosunu hazırladım. Sosunu ise tomat, salça. Bir börek kaşığı salça döktüm. Ondan sonra yağını döktüm. Biraz da su döktüm. Ondan sonra tuzunu döküp böyle karıştırıyorum. Bir de köftelerin üstüne limon da koydum. Ve üzerine döküyorum sosu. Şimdi tuz atıyorum. Bunu yandırayım. Benden kavurup üzerine de sıcak su dökeceğim. Ağzını 5 dakika, 2 dakika, 3 dakika böyle kapatacağım. Ondan sonra da ağzını kapatacağım. Sonra suyu çekilene kadar pişecek. Ondan sonra yağ dönecek zaten. Alttan yağ döktüm. Karıştırıyorum. Küftedeki patates küftesi, hani fırındaki patates küftesi hazır. Beğenip de abone olmayı ya da abone olup da beğenmeyi unutmayın. Bir de makarnamız hazır. İnşallah beğenmişsiniz. Beğendinizse beğenme işaretini, like basmayı unutmayın. Afiyet olsun.